Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Dilim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Denize çok yakın bir konumdayız. Size 3 artı 1 ayrı mutfak, mükemmel bir villa sunumu için geldim. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesi şu anda gösteriyor. Ses ısı yalıtımlı, hakikaten güzel bir şekilde yapılmış. Villamız aynı zamanda otoparklıdır. İstenilirse güzel bir yüzme havuzu da yapılabilir. Tabii bahçeden de deniz manzarası var değerli arkadaşlar. Yani villanın bahçesinde dolaşırken denizi net bir şekilde görüyoruz. Şu anda otopark giriş alanındayız. Hemen şurada da yaya giriş kapımız var. Tabii ben otoparktan gireceğim. Otoparktan size tarif edeceğim. Çünkü otoparkı yol seviyesinden paralel yapılmış. Burada 4 basamakla veranda alanına çıkıyoruz. Aynı zamanda binayı da bohçalama sistemiyle yapmışlar. Onu da gene 4 basamakla yukarı çıkıyoruz. Çok geniş bir veranda alanına sahip. Neden hepsini seramik yapmış? Onun açıklamasını da yapayım değerli arkadaşlar. Hepsi değil. Aslında ön tarafı komple seramik yapmış. Çünkü yaban otlar çok çıkıyor. Yazlık olarak kullanıldığı için yaban otların önlemi için seramik yapmış. Tabii bahçe kısmını da bırakmış. Şimdi binayı detaylı olarak yazacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi toprak alanını hepsini düzeltmiş. Buraya peyzaj alanı yapmamış. Neden? Çünkü bostan olarak da ekebilirsiniz. Hakikaten toprakla organik böyle domates, patlıcan, salatalık gibi şeyler yaptığınızda daha güzel olur diye düşünüyorum. Tabii yerden deniz manzarası demiştim sizlere. Hemen Sinan kardeşimi şöyle alıyorum. Sinan güneş de var. Bilmiyorum kadrajdan çıkıyor. Ben şu anda net bir şekilde denizi görebiliyorum. Denize sadece ve sadece 70 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Toprak alanı gördükten sonra şöyle tekrar geçelim. 120'ye 60, yarım at kalebodur döşenilmiş. Tabii benim fikrimi sorarsanız ben havuz yapmayacağım. Neden havuz yapmayacağım? Çünkü denize 70 metre havlunuzu alıp gidip denize girip çıkıp gelebilirsiniz. Ama yok, ben çocuklarım için de havuz istiyorum derseniz burada gördüğünüz üzere zaten kalebodurdan da görülüyor. 120-60 kalebodur konulmuş. Buradan yaya giriş kapısına kadar genişçe bir havuz yapabilirsiniz. Tabii pencerelerimizde komple alüminyum panjur mevcut. Şimdi çelik kapıdan içeri gireceğiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde böyle güzel bir hol alanımız var değerli arkadaşlar. Tabii istenilirse arkadaşınız yapmamış. İstenilirse vestiyer diğer alanda yapabilirsiniz. Tabii ben mutfağa geçeceğim. Koridor olması çok iyi. Mutfak kısmı gerçekten harika. Çok güzel bir mutfak alanımız var. Tavan yüksekliği çok güzel. Tabii beyaz lake malzeme kullanılmış mesela. Çiçekli kulplar. Üstüne komple siyah granit tezgahımız mevcut. Alın kısımlarına da yine siyah granit malzeme kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi bulaşık makinesi yeri. Set üstü ocak, dablumbaz, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız var. Kısmen de antre stranginden de kuşaklar atılmış. Tavanda güneş led ışıklar var, spot lambalar var. Mutfaktan da terasa çıkışımız var. Sürgülü kapı vermiş. Yani yemek masanızı ön tarafa alıp rahat bir tatil yapabilirsiniz. Aynı zamanda kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, altyapısı tamamen bitmiş. Şimdi salon kısmına geçeceğiz değerli dostlarım. Hemen salon kapımızı açtığımızda 120'ye 60 gene granit malzemeler kullanılmış. Süpürgelikleri de antre stranginde gene granit malzemelerden yapılmış. Tavana baktığımız zaman led ışıklar var, spot lambalar var. Böyle Osmanlı motifini andıracak dekorlar var. Salon kısmında da yine bahçeye çıkış için iki tane sürgülü kapı verilmiş gördüğünüz üzere. Tabi burada da televizyon sistemi komple hazırlanmış. Hakikaten çok güzel. Tabi avizeye baktığımızda yaklaşık 6 tane ampul var burada. Böyle otantik biraz şey kullanmış, eskitme modeli yapmış avizesini. Şimdi alt katı sizlere bu şekilde tanıttık. Hemen şuradan merdiven altına geçeceğiz. Merdiven altında görmüş olduğunuz gibi bir klozet alanımız var. Bir Hilton dolabımız var. Çift açımlı vasıtas penceremiz var. Görmüştü o. Gayet güzel kapı da çarptı. Şimdi değerli arkadaşlar yukarıya doğru çıkacağız. İki katlı villadan bahsediyoruz. 3 artı 1 ayrı mutfak demiştik. Bahçeyi detaylı bir şekilde gezdik. Salon mutfağımızı gezdik. Şimdi birinci kata çıkacağız. Alın kısmı siyah, üstü bej olmak üzere güzel basamaklar yapılmış. Tabii pirinç malzeme dediğimiz sarımsı yani gold, arasına antre streng kullanılmış. Alüminyum korkuluklar var. Bazı yerlerinde de böyle camlarla süslemiş. Tabii buradan merdiven boşluğunda çift açımlı vasıtas pencere konulmuş. Patlak taş dediğimiz taşlarla dekor edilmiş. Aplik lambaları eksik. Işıklandırma açısından da iki tane aplik lamba verilecek. Yukarıya çıktığımızda iyi bir koridor alanımız var.
Koridordan hemen ne yapıyoruz? Birinci banyoya giriyoruz. Banyo şahane. Gerçekten banyo çok güzel, çok geniş bir banyoya sahip. Siyah temper camla duşakabin yapılmış. Çift açılımlı vasıtas pencere verilmiş. Vitrifiye malzemeleri gayet güzel. Klozet alanı burada çok ferah bir alan. Tabii duvar kısmına açık granit, yerlere de siyah granit. Yani siyah dediğimiz antresit renginde granit malzeme kullanılmış. Hilton dolabı üzerindeki seramik evye aynı zamanda dolap antresit renginde yerine duvarı birbirine tamamlamış. Hemen onun yanında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflarla donatılmış. Tabii aynalarımız var. Aynaların arkasında da etejer yerlerimiz mevcut. Üst tarafta da kraliçe lamba gelecek. Tabii bununla kalmıyor. Ne yapmış buraya? Sürgülü kapı verdiği için çamaşır makinesi alanını buraya düşünülmüş. Tabii üstüne de termosifon alanımızı koymuş. Her ikisine de birer tane kapaklı priz düşünülmüş. Yani genel banyomuz bu şekilde. Aynı zamanda ebeveyn banyomuz da var. Ama ona geçmeden hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde bütün odalarımız yol cebeli değerli arkadaşlar. Tabii bir tane ışık aydınlatma için güzel bir pencere, bir tane Fransız balkon. Gene tavanlarda led ışıklarımız ve spot lambalarımız mevcut. İnanılmaz yükseklikte. Yani bak basık hissetmiyorsunuz. Odanın içerisine geldiğinizde yaklaşık 3 metre tavan yüksekliğimiz mevcut. Hemen birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız da son derece de ideal ve güzel bir yatak odası. Yine ışık aydınlatma için iki tane penceremiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabii her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut. Sinan kardeşim senden ricam buradan hemen şöyle güzel bir şekilde deniz manzarasını alabilir misin? Pencereyi açmadan hakikaten çok güzel bir manzaraya sahip. Akbu Körfezi'ni görebilecek şekilde. Değerli arkadaşlar, Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. İkinci odamızı tanıttıktan sonra üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu. Hemen lambalarını da yakalım. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir yatak odası. Zeminleri çok güzel düşünülmüş. Açık renk granit, tavan yüksekliği ideal. Gün ışığı, led ışıklarımız mevcut, spot lambalarımız mevcut. Gördüğünüz üzere tavanda da Osmanlı motifi, Osmanlı dekorunu andıracak güzel bir aksesuar kullanılmış. Hemen Sinan şöyle bir banyomuzu da gösterelim. Ebeveyn banyolu gayet ideal, geniş, ferah bir banyo. Banyoların üzerinde çok fazla durmuyorum. Çünkü gene siyah temper cam, klozet, Hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3+1 ayrı mutfak denize sadece ve sadece 70 metre mesafede özel otoparklı geniş bahçeli güzel bir villa sunumu için geldik. Tabii son zamanlarda fiyatlar yüksek. Miraç Emlak olarak biz 2 milyona da yer paylaşıyoruz. 2,5'a da yer paylaşıyoruz. Ama bu yerin fiyatı biraz farklı. Yani kendini seven, denize yakın olmak isteyen birileri için de bu güzel villayı sunmaya geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değerli dostlar, bu güzel villanın fiyatı 4.750.000 TL. 4.750.000 TL. Az da olsa pazarlığımız söz konusudur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.